Selamünaleyküm arkadaşlar. Saatler 20, biz ekranlarınızdayız. Ya öyle anlat, böyle anlat. Neresinden tutarsan tut, bıçağı kılıfına sokamıyoruz arkadaşlar. Kafamızın içinde bir silah olsa da, fikir silahlarından bahsediyorum. Hepiniz gece yastığa kafanızı koyduğunuzda, efendime söyleyeyim, şöyle yaparım, böyle yaparım, ben bir türlü çıkış yolunu bulurum diyorsunuz ama ben de dahil bir türlü bulamıyoruz. İşte kafamızın içindeki o fikirler silah. O fikri bulduğumuzda oluşacak olan faaliyette silahımızı kılıfımıza sokmak olacak. Kılıf orada, silah orada ama gel gelelim biz kılıfı silahına bir türlü sokamıyoruz. Benim de artık Şubat ayından beri neredeyse bir sene olacak, 11 aydır işsizim. Evde mandalina yemeye devam ediyorum. Siz sadece yılbaşında mandalina yiyor olabilirsiniz. Ben her akşam mandalina yiyorum kardeşim. Bu devirde, bu şartlarda hiçbir şekilde ticarete girilecek gibi değil. Zaten bizim güveneceğimiz mecralar bile yalanla dolanla iş yaparken biz nasıl yalansız dolansız iş yapacağız da dürüstlüğümüzle, karakterimizle, kişiliğimizle, esnaflığımızla para kazanacağız piyasada. Bugün 2023 yılı resmi enflasyon rakamını duyurdular. TÜİK %65 dedi. Bir tane daha kurum var, o da %120 dedi. Bir tanesi %180 dedi. %80 dedi pardon. En yüksek %120 diyen var. İyi de kardeşim, ben anlamadım. TÜİK devletin resmi kurumu dediği doğruysa %65 enflasyon demek. Geçen sene 1 Ocak 2023'te 100 lira olan bir malın fiyatı bugün 1 Ocak 2024'te 165 lira olması lazım. Mümkün değil. Hadi kaldı ki her şey doğru diyelim. %65 enflasyon var diyelim. Asgari ücrete %48 zam geldi. Madem %65 enflasyon var, o zaman asgari ücret enflasyonun altında kaldı. TÜİK'in vermiş olduğu enflasyon rakamlarına göre son 10 yıldaki enflasyon rakamlarıyla asgari ücret artışlarını kıyasladığımız zaman şu an yetkililerin 10 yıldır kötüye gidiyoruz tespitini kabul etmeleri gerekiyor. Her yıl TÜİK'in verdiği enflasyondan aşağıda kalıyor asgari ücrete artış. Göz var, nizam var, matematik var. Einstein'a söylerim, sizi bilime karşı gidiyorsunuz bak. Vergi rekortmenleri de bugün açıklandı arkadaşlar. Selçuk Bayraktar 2023 yılı vergi rekortmeni oldu. Yapmış olduğu cironun büyük bir kısmını da yurt dışına yaptığı satışlardan yaptığı sunuldu. 30'a yakın da vergi rekortmenleri listesinde, en çok vergi verenler listesinde ismini paylaşmak istemeyen İş adamı vardı. Son 10 yıldır da her yıl ismini paylaşmak istemeyen girişimcilerin, ticaret adamlarının sayısı istatistik olarak artıyor. Bu yılda 30'a yakın. İlk yüzden 30'a yakın ismini paylaşmak istemeyen oldu. Ne iş yapıyor abiler acaba da ismini paylaşmak istemiyorlar? Şahsen ben en çok vergi verenler, vergi rekortmenleri listesinde olsam gururla göğsümü gere gere beni iki kere yazın kardeşim derim. Ne güzel vergi veriyorsun abi, yani neden ismini saklarsın? Her yer muamma. Sagop abi, sana da selamlar. O yüzden bu akşam, her akşam 20'de içerik üretiyoruz arkadaşlar. Genelde iş fikirlerini paylaşıyoruz. O yüzden bu akşam bir iş fikri paylaşasım gelmedi. Resmi rakamlar falan hiç. Moralim bozuk. Milletvekillerinin maaşı 230 bin lira olarak belirlendi. Onu da bu akşam short videomuzda paylaştım. Her akşam saat 18'de de sabit short videosu paylaşıyoruz güncel olaylarla ilgili. Moralim bozuk olduğu için bu akşam bir iş fikri sunmak, konuşmak istemedim. Artık bu mandalina'nın kabuğunu bile saklayıp tasarruf edecek hale geldik. Şimdi burada acı birkaç tane tespitte bulunacağım. Bu mandalina'nın kabuğunu bile saklayacak
tasarruf edecek hale geldiysek, bu mandalina'nın kabuğunla bile hile yapacak hale gelmişizdir biz. İkisinin yolu aynı kapıya çıkar. Nasıl bu mandalina'nın kabuğuyla hile yapar bir Türk halkı? Enflasyona yenik düşen bir Türk halkı, alım gücü daralan bir Türk halkı nasıl bununla hile yapar kardeşim? Böyle hile yapar kardeşim. Bunun içine bunu koyar, bunun ağzını kapatır, götürür bunu da kağıt geri dönüşüme satar. Bir tane değil tabii. Yani bu dolandırıcılık da bir tane mandalina kabuğunda olmaz tabii ki. Adamlar pet şişelerin içerisine suyu muyu basıyor, götürüyor plastik toptancısına satıyor. Kağıdı ıslatıyor. Bu minimalist bir örnek. Enflasyonun yükseldiği, alım gücünün daraldığı, geçim sıkıntısının arttığı yerlerde bu minimalist bir örnek. Bu dolandırıcılıkların hepsi bize zaten şu an yapılıyor. Ya arkadaş, aynı mesafeye bir yerden bir yere taksiye biniyorum. Oluyor 220. Akşam işim bitiyor. Oradan aynı mesafe evime dönüyorum. Oluyor 320. Ki bu da tersi, hani gece vardiyası, gece tarifesidir falan demeyin. Gündüz her yer taksiyken 320 verdim. Gece o yoklukta hiçbir yerde taksi yok, bir şey yok. Gece beni aynı mesafeye götüren adam 220 almıştı. Gündüz götüren adam 320 almıştı. E demek ki bu mandalina kabuğunda anlatmış olduğum hile hurda yapılıyor. Ve bu bize yapılıyor. İlla ki hurda deponun, kağıt fabrikanın, geri dönüşüm tesisinin olmasına gerek yok. Sıradan bir halkken de paşa paşa bu hilelere, hurdalara maruz kalıyorsun. Vergiler, mergiler, bunlarla alakalı konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Ben ne hükümet yanlısı olmak istiyorum, ne de hükümet karşıtı olmak istiyorum. Geçenlerde bir işçinin işverene maliyeti isimli videomda kalkmış birileri altına yazmış. Niye manipülasyon yapıyorsun? Niye durduk yere yaygara çıkartıyorsun? Efendim söyleyeyim. Asgari ücret ödeyen de asgari ücret üstünden devlete vergi ödemez. Asgari ücretle çalışan adam da aldığı asgari ücretten devlete vergi ödemez gibi yorum yazmış birkaç tanesi. Altına biri de destek vermiş. Evet, ortalığı karıştırmaya çalışıyor falan demiş. Yani siz daha bu kadar cahilseniz, asgari ücret alan birinin devlete peşin peşin o asgari ücretini almadan 20 bin liranın 3 bin lirasının otomatik vergi olarak kesildiğini bilmiyorsanız, bizim abi kafamıza siyah poşet geçirip kuzey güney fark etmez bir tarafa doğru koşmamız lazım. Ne tarafa gitsek ya Rabbi şükür diyeceğiz. Yani sizin ortanızda biz kalmışız. Zaten bu kadar cehaletin olduğu yerde de farklı şeyler şu an konuşuyor olmazdık. Olursaydık sürpriz olurdu. Bu kadar cehaletin içerisinde bizim konuşacağımız şeyler tabii ki ilim bilim değil. Geçim sıkıntısı, enflasyon, alım gücü darlığı, vahşi kapitalizm ortamında nasıl hayatta kalırız? Zaten bunları konuşmamız lazım. Talep bu. Valla onu yapın, bunu yapın, şunu yapın demeyeceğim arkadaşlar. Ama saniyenize kadar sömürün. Benim 11. ayım birazdan dolacak. İşsiz kaldığımın 11. ayı. Hep diyorum, daha önce de bu senaryoları yaşadım. Boş vakit harbiden de en büyük sermaye. Yani keşke bu 11 ayımı daha aktif değerlendirseydim. Keşke gidip bir yerlerde 3 kuruşa da olsa çalışsaydım. Keşke envanterimi biraz daha arttırsaydım, tecrübemi. Ne yaparsanız yapın. Evet, kendinizi kullandırmak da yanlış bir şey gibi duruyor. 3 kuruşa çalışmak, işvereni zengin etmek gibi ama sen olaya öyle bakarsan yataktan çıkamamamız lazım. Bu kapitalist dünyada artık abdest alırken bile Yahudi zengin ediyorsun harcadığın suyla. İlla onun vanası eskir. Vana İsrail malıdır. Su borusu İsrail malıdır. İlla bir yerden İsrail'e gidiyor. Ona bakarsan abdest alamazsın. Yani ben 3 kuruşa çalışıp el alemi zengin edemem deyip oturduğun zaman emin ol sen daha zararlı çıkacaksın. O yüzden her dakikanızı değerlendirmeye bakın. İşsizlik artacak. Envanterinizi arttırın ki o artan işsizlikte bir iki tık kendimize bir avantaj sağlayalım. Bakın, benim hemen hemen her sektörde bilgim var. Uzman olduğum sektörler var. Amatörce yapmış olduğum, kenarından köşesinden geçmiş olduğum sektörler var. Hoş, ben bu saatten sonra kendime yediremem zaten. Nefsime yediremem gidip bir yerde maaşlı çalışmayı. Daha önce de bunu söylemiştim ama gittim kurumsalda gene maaşlı çalışmıştım bunları söyledikten sonra. Yarının ne getireceği de belli olmaz. Demek istediğim şey şu. Ben bile şu an iş ilanlarına baksam, iş görüşmelerine gitsem ben bile şu an ha deyince iş bulamam.
işsizlik o levele gelmek üzere. O yüzden boş vakitlerinizi mutlaka doldurmaya bakın. Bunlar yarın öbür gün hep lazım olacak. Geçen saatler, geçen dakikalar, 2025'te ne konuşacağımız belli değil arkadaşlar. Şimdiden bu durumlar böyleyse, o yüzden yorganınızı dikmeye başlayın. Kendinize iyi bakın. Söz vermiş üzere olduğum için, her akşam 20'de video atacağım dediğim için bir sohbet, söyleşi tarzı bir video atayım dedim. Dediğim gibi bu akşam moral bozuk, yani iş fikrinle alakalı bir şey çekesim yok. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda birçok arkadaşınım, dostunum, görüşelim mi, çay içeriz falan filan, oradan geçeceğim, Tekirdağ'a uğrayacağım falan diyen, arkadaşım olduğunu söyleyen adamların yorumlarda emaresini göremiyorum. Yarın öbür gün bana, ya işte Sezgi oradayım bir çay içelim dediğin zaman nereden tanışıyoruz diye soracağım sana. Sen de diyeceksin ki ya YouTube'dan tanışıyoruz ya diyeceksin. Ben de sana diyeceğim ki en son ne zaman sen benim bir videomun altına yorum yaptın diyeceğim. Kalacaksın, kapımız da kapanacak. Kendine iyi bak, Allah'a emanetsiniz. Bir selam verin, bir selam alın, bir şey yapın oğlum. Yaşadığınız arkadaşlarımızın emaresi belli olsun. Yarın öbür gün bana yüzünüz olsun yani YouTube'dan tanışıyoruz demeye.